Karayolları Genel Müdürlüğümüzün çok kıymetli mensupları, değerli mesai arkadaşlarım, özel sektörümüzün çok kıymetli temsilcileri, basınımızın güçlü mensupları, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün karla mücadele ve yol bakım hizmetleri için aldığı yeni araçların hizmete alınması töreninde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlıyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, çok kıymetli karayolcu arkadaşlarım, ülkemizde ulaştırma alanında tekerlek dönsün, araç yürüsün anlayışıyla süre gelen yol yapım işi sizlerin üstün gayretiyle çok şükür mazide kalmıştır. Artık uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar yapıyoruz. Aynı durum yol bakım çalışmalarımız için de geçerli. Son 17 yılda karayollarına 469 milyar liralık yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 4 katın üzerinde artırarak 27.123 kilometreye çıkardık. Bütün şehirlerimizi hemen hemen bölünmüş yol ağıyla birbirine bağladık. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğu da 8.650 kilometreden 27.761 kilometreye çıkardık. Dağları, vadileri, boğazları, denizleri köprülerle açtık, tünellerle geçtik. Yollarımızda artan trafik güvenliği ve seyahat konforu sayesinde ölümlü kazalar çok şükür azaldı. Tarım, ticaret, turizm ve sanayinin gelişmesinin gereği olan ulaşım altyapısının gelişmesiyle bölgeler arası kalkınma hamlelerinde büyük ilerleme sağlandı. Taşıt işletme giderlerinde de önemli ölçüde tasarruf sağladık. Sadece bölünmüş yol sayesinde iş gücü ve akaryakıt tasarrufu olarak ülke ekonomisine her yıl 18 milyar liranın üzerinde ekonomik fayda sağlıyoruz. Ancak bu yolları açmak kadar bu yolların kullanılır kalması da mutlaka çok önemlidir. Ülkemizin coğrafi ve iklim koşulları malum, her gün ülkemizin dört bir yanında milyonlarca araç hareket halinde. Bir yandan karayolları altyapımızı geliştirirken, diğer yandan 365 gün kar demeden, kış demeden bu araçların yollarda güvenle yol almasını da sağlamak lazım. Kar yüzünden aylarca kapalı kalan köy yollarını, günlerce yol kenarında bekletilen otobüs, kamyon kuyruklarını artık tarihe gömdük. Bu kapsamda hem yollarımızı açacak hem de yollarımızın kar, kış, fırtına demeden açık kalmasını sağlayacak makineleri Karayolları Genel Müdürlüğümüzün bünyesine katıyoruz. Karla mücadele ve yol bakımı için Karayolları Genel Müdürlüğümüzün envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları katıyoruz. 2019 yılında da 148 milyon Türk lirası bedelle 258 adedi makine ve 133 adedi de ekipman olmak üzere toplam 391 adet makine ve ekipmanı daha karayollarımıza kazandırmış bulunuyoruz. Bunlar içerisinde az önce detaylı bilgilerini Sayın Genel Müdürümüz sunumunda anlattı. 97 adet
kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 adet kaya kamyonu, 18 adet üst yapılı kamyon, 9 adet yükleyici, 3 adet ekskavatör, 9 adet çekici kamyon gibi karla mücadelede hayati öneme sahip makineler var. Satın alınan bu makine ve ekipmanların %66'sı yerli imalat olması da çok önemlidir. Bunların da bedeli 98 milyon Türk lirasıdır. Bu son alımlar ile genel müdürlüğümüz 5000 adedi hareketli makine olmak üzere 12.822 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir. Değerli katılımcılar, makine parkını almış olduğumuz makine ve ekipmanlar özellikle kış aylarının yoğun yaşandığı şehirlerimiz için çok çok önemli. Bu araçlarımız sayesinde özellikle kış aylarında ağır geçen şehirlerimiz, bölgelerimiz, kısacası yurdumuzun dört bir yanında Karakış'ın ortasında yollarımız bundan sonra sizlerin gayretiyle açık tutulacak inşallah. Elbette ulaşımı sağlamalarının yanında can ve mal emniyeti için de çalışacaklar. Araçlarımızı ihtiyaç duyulan bölgelere takviye olarak gönderiyoruz. Bu araçları almakta gerekmiyor. Bu araçları yerine kullanmak, amacına uygun kullanmak siz değerli karayolcu arkadaşlarım için çok önemli. Özellikle ağır kış şartlarında dağlarda, geçitlenmez yollarda, bakım evlerinde, gece saatlerinde, sabah erken saatlerinde bu araçlarla insanımıza hizmet vermek için, onların ulaşım ihtiyacını karşılamak için can siperhane, fedakarhane bir şekilde çalışan bekçisinden operatörüne, ekip şefinden şube şefine, bölge müdüründen mühendisine, genel müdürüne kadar tüm karayolcu ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yapacakları kar ve kış mücadelesinde başarılar diliyorum. Bunların inşallah bu yıl kazasız, belasız, güzel bir kış mevsimi, kar ve kış programı geçirmelerini Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyor. Hayırlı olsun diyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanım. Kazasız belasız bir kış programı geçirilmesi dileğiyle ya Allah bismillah deyip kolereyi kesiyorum. Evet. Biraz geç alayım. Abi sen bilirim. Evet. Sayın Bakan bu araç kullanacak olan tüm sürücülerimize kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz. Bu blonları da sıkarken hepsini tek taraflı değil, dengeli bir şekilde civata yuvasını zorlamamak için karşılıklı olarak sıkmak lazım. Soğuk karışım.
Ne söyleyeyim?